TRT 2 ekranlarına hoş geldiniz. Ee, yönetmen sineması programında bu hafta ben İren Dicle Aytaç, Koray Sevindi ile birlikte... bunel Noel Kaplumbağalar Labirenti'nde filmini ve yönetmeni Salvador Simay'ı konuşacağız. Merhaba hocam. Merhabalar. Ee, i̇sterseniz önce yönetmenimizden kısaca bir bahsedelim. Ee, çok yoğun filmografisi olan bir yönetmen değil... Yönetmen olarak üretim yapmayı yeni başlamış hatta nispeten yeni başlamış bir yönetmen olduğunu söyleyebiliriz. Ancak yönetmenimiz e, animasyon e, konusunda uzman. E, Simo e, aslında Los Angeles'ta e, animasyon üzerine eğitim alıyor, bir İspanyol sinemacı ama e, uluslararası e, film endüstrisinin aslında işler olduğu neredeyse her yerde çalışmış bir sinemacı. Öncelikle American Animation Institute'da animasyon eğitimi alıyor. Bu sırada Amerika'da Bill Mendes prodüksiyonla birlikte çalışıyor. Sonra Avrupa'ya dönüyor. Barcelona'da, Paris'te, Londra'da pek çok yerde Disney için örneğin üretimlerde bulunuyor. Yine büyük şirketler için işler yapıyor. Asya için farklı işler üretiyor. Ee, ve hatta e, büyük bütçeli Amerikan e, filmlerinin bir kısmında da e, VFX alanında ya da e, animasyonun farklı e, bölümlerinde görev yapıyor, e, kısa filmler çekiyor e, kendine ait e, ve ilk uzun metraj filmi olarak da bugün konuşacağımız bu Noel Kaplumbağalar e, Labirentinde filmi e, gerçekleştiriyor. Evet, aslında Simo animasyoncuların yolu genelde Amerika'dan geçer. Barcelona'da bu işlere başladıktan sonra Amerika'ya eğitime gidiyor. Amerika'daki animasyon eğitim mantığı da oradaki stüdyolarla iç içe çalışmasıdır aslında öğrencilerin. Yani stüdyolar okullardan öğrenci talep ederler çalıştırmak için. Genelde bunlar daha junior, yani daha böyle başlangıç aşamasında, olan kişilerdir. E, ama sektöre girmiş olursunuz. Öyle bir avantajı kullanıyor Amerika'da. Daha sonra tabi e, İspanya döndüğünde e, Amerika'daki stüdyoların çeşitli e, e, Avrupa'daki e, üretim kanallarında çalışıyor. Bu işte bahsettiğiniz gibi Londra olabilir. E, ya da Asya'da gene animasyon alanında e, biraz daha iş gücü anlamında daha e, ucuz animatörler çalıştırılabildiği için oralarda genelde stüdyoların bir kanalları olur. Oralarda görev yapıyor. Yani bu şekilde animasyonun içinde büyüyen, yer alan bir isim. Zaten layout artist denilen işte daha böyle belki bizim kurmaca filmde görüntü yönetmenliği diyebileceğimiz daha sahnelemeyi önceleyen işlerde daha çok çalışıyor. Tabii bu sadece animasyona ayağı değil. Görsel efekt ayağında da çok fazla ihtiyaç olduğu için Çeşitli Amerikan filmlerinin görsel efekt ayağında da e, mat painting olarak geçen aslında bu tarzda bir tabirler e, Türkiye'de çok fazla e, animasyon eğitiminde ya da animasyona yönelik çok fazla bir e, çalışma olmadığı için bu tabirlerin Türkçe versiyonlarını çok fazla kullanamıyoruz ama e, çünkü animasyon sektörü çok geniş alanda çok fazla insanın çalıştığı e, bir alan olduğu için ve zor bir alan olduğu için e, bu çok fazla bölümleme vardır. Onların genelde her ayağında çalışıyor. Bu da aslında bir film yapım aşamasını çok iyi öğrenmesini sağlayan bir süreç. Evet, bu şeyleri iyi kullanıyor yönetmen, deneyimlerin hepsini. Sonra üzerine bir de film yapımı ve yönetmenlik eğitimi de alıyor. Bunların hepsini bütünleştirerek çok çeşitli üretimler yapmaya gayret eden bir sinemacı var karşımızda. İlerleyen dönemlerde de bu birikimi, bu deneyimi yeni ...yollar keşfetmek için kullanabilme potansiyeline sahip olduğunu düşünüyoruz, umuyoruz. Yani yeni üretimleri bize bunları getirir. Bugün sizinle konuşacağımız film, e, Bu Noel Kaplumbağalar Labirenti'nde... ...aslında bir, e, çok büyük bir sinemacının hayatının bir kesitine, e, derinlemesine bir bakış getirmeye çalışan bir film. O yüzden isterseniz filme geçmeden önce Bu Noel üzerine de biraz konuşalım. Çok e, sinema tarihini değiştirmiş köşe taşlarından bir tanesi... Ee, bu Niyer dediğimde ilk aklınıza ne gelir? Herhalde Bir Endülüs Köpeği filmi gelir. Yani Dali tabi gelen gene başka bir isim. Gerçek yani sürrealizm bu tarz böyle çeşitli kodlar geliyor tabi Bu Niyer dediğinizde. Evet değil mi? Benim de aklıma mesela Bu Niyer dediğimizde ilk olarak e, kışkırtıcılık geliyor mesela. İşte işte şey sorgula o sorgulayıcı imgeler geliyor yani anlatması çok zor bir yönetmen sanki bunlar çünkü anlatılmaz olanı yapmak isteyenlerden bir yandan evet şeyden çok etkilendiğini biliyoruz. Kendisi de söylüyor. Freud'dan çok etkileniyor, psikanalizden çok etkileniyor. Zaten sürrealizm damarlarında akıyor. Ama bir yandan da mesela hep şey söylenir. filmlerini psikanalitik yollarla inceleyenlere güldüğünü falan söyler ya. Hayır, incelenebilir, çözümlenebilir bir şey yapmıyorum diyor. Aslında biraz da sürrealizmin temel kodlarından da bir tanesi. Buñuel ilk filminden son filmine kadar belli temaları ve belli dertleri de yürüten bir yönetmen aslında. Onun çok fazla filmi var. Buñuel de dünyanın hemen her yerinde çalışmış, çok farklı yapıtlar vermiş bir yönetmen. Ama sürekli olarak saldırdığı belli odaklar var işte o kanındaki sürrealistlikten de aslında bahsederken gelen. Mesela e, otoritenin koyduğu baskıcı toplumsal normlara e, karşı hangi otoriteler aslında temelde? işte dini otoriteler, devlet ama en önemlisi burjuva ahlakı, e, cinsellik, e, şiddet hepsi bunu her filmlerin içinde var. Özellikle mesela... E, Görsel yapıdaki e, yenilikçiliğiyle Buñuel'in sinemaya neler kattığından biraz bahsedebilir miyiz? E, tabii aslında Buñuel çok uzun bir döneme yayılan bir filmografisi olan bir yönetmen. 1920'lerle yani aslında tabii sessiz sinemanın e, bitişi diyebiliriz 20'lerin sonu. 20'lerin sonuyla birlikte başlayan ama aslında öncesinde de işte asistanlıkta vesaire e, sinemayı izleyen, öğrenen özellikle fristan Özelinde e, Alman sinemacıları çok fazla takip ederek onlardan bu işi öğrenme ve bu işe heveslenme durumu var. Yani 20'lerin o ortamında e, oldukça zaten e, sesli sinema dönemine hakim bir isim. E, film yapımını sonuçta okulda bir isim olmamasına rağmen içinde bulunduğu o ortam kültürel ortam diyelim. Çünkü Paris'te e, yaşıyor. Oradaki işte Dali olabilir ya da çeşitli Borges olabilir... E, pek çok isimle birlikte aynı ortamda e, yaşıyor ve onlardan besleniyor aslında. Bu nedenle başlangıç aşamasında o dönemde çok daha e, bilinmeyen, çok fazla uygulanamayan e, deneysel örnekler sergiliyor. Bu e, tabii ilk dönem filmlerinde hem maddi anlamda yani bir film bulmak, e, filme alacak bir kamera bulmak, hı hı. E, bu tarz şeyler çok kolay değil günümüzdeki, günümüzde dijital ortamda e, bir şeyleri kaydetmek çok kolay ama 1920'ler ortamından bahsediyoruz ya da daha sonra yani 1960'lara kadar falan bu daha küçük kameraların yani işte 16 milimetrelerin, Arif tekstilin vesaire gelmesine kadar çok aslında zor bir şey film yapmak. O ortamda deneysel çalışmalar yapan ve aslında bu az önce bahsettiğiniz genel olarak otoriteye karşı ya da işte daha böyle özgürlüğe karşı diyebileceğimiz e, filmler yapıyor ve bu filmler haliyle e, seyircide pek karşılık bulamıyor. E, özellikle ilk filmi, ikinci filmi. Çünkü seyri zor bir isim. Yaptığı çalışmalarda e, çok öznel bir çalışmalar var. E, sinematografik anlamda e, insanları e, seyri yani o dönemki kullanılan özellikle sansürel anlamda yani sansüre yönelik e, kullanılan şeylerde çok cesur davrandığı için insanların çok hem e, vizyonda yani e, perdede izlemeye alışkın olmadığı görüntüler kullanıyor. Hem de o manipülatif tarafı insanları rahatsız ediyor. Zaten bu filmin de yani animasyonun da girişinde bunu görüyoruz. E, salonda olan e, o tepkileri görüyoruz. E, daha sonraki dönemde zaten ilk iki filminden sonra da bu zaten bu animasyonu da üçüncü filmin hikayesini anlatıyor. Sonradan da e, zaten mecburen ee, ...İspanya İç Savaşı'ndan dolayı, e, Franco'dan dolayı İspanya'dan kaçmak zorunda kalıp... ...işte önce Amerika Birleşik Devletleri'ne daha sonra Meksika'ya yerleşmesi... ...oralarda e, hayatını devam ettirmek için çeşitli filmler yapması. Böyle bir süreci var aslında. Evet, mesela e, zaten Avrupa'da ilk dönem filmleri de çok tartışma yaratıyor... E, bunu Noel için hani şey derler ya ya seveceksiniz ya nefret edeceksiniz ama asla kayıtsız kalamayacaksınız. Ee, şeyde de e, mesela Meksika'da çok sayıda film yapıyor. Bir kısmı sipariş filmler. E, kendisi de söylüyor yani kötü filmler yaptım. Yani bazıları de yaptığım filmlerin diyor ama çok önemli başka bir şey söylüyor. Asla ahlakımdan vazgeçmedim. Kendine has bir ahlak anlayışı var çünkü ve bunu bütün e, şeyi boyunca da kariyeri boyunca götürüyor. Mesela Los Olvidadosu yapıyor Meksika'da ee, çok güçlü bir film ee, yoksulluk üzerine yoksul çocuklar üzerine bir film ee, Meksika'da bu sefer olay çıkıyor yani bizi kötü gösteriyor diye ama onunla kana gidiyor ee, Octavio Paz gibi isimler arkasında duruyor örneğin yani sürekli tartışma yaratan e, sinemanın dahi lerinden bir tanesi karşımızda ama işte bir dahi'nin de üretimi hiçbir zaman ee, şey değil çok böyle basit ve düz yollarda gitmiyor. Değil mi? Evet. Ee, yani şeyde de e, filmlerinde de hiçbir zaman düz bir yoldan gitmiyor. Hayatında da hiçbir zaman düz bir yoldan gitmiyor. Belki de temel şeyi hep e, şey vurguluyor ya benim en e, önemli derdim aslında konformizme saldırmak. Niye? Çünkü insanları e, yaşayabilecekleri en iyi hayatı yaşadıklarına ikna etmeye çalışır konformizm falan diyor. O yüzden de e, aslında oturduğumuz koltuğun seyirci olarak en rahatsız, konfor, en konforsuz koltuk olması için çaba sarf ediyor sanki. Ee, bunu yapan yönetmenin, bunu yapan sanatçının yine de çapraşık süreçler içerisinde üretim yaptığını biliyoruz. Bizim filmimiz de biraz bunel özelinde sanatçının bu sürecini anlamaya çalışıyor. Ee, filmimiz Bunael Kaplumbağalar Labirenti'nde sizin de söylediğiniz gibi bu neylin? Las Vurdez e, Ekmeksiz Topraklar filmini, yani üçüncü filminin çekim sürecini anlatıyor. E, esasen bir uyarlama. E, Fermin Solis, e, karikatürist, e, yazar, çizer, ilüstratör, e, sanatçı. Fermin Solis'in aynı isimli grafik romanından yapılan bir uyarlama. E, bu uyarlama e, Las Hurdes'in çekim süreci boyunca... E, bu Ramon Asin arkadaşı, e, prodüktörü Ramon Asin, e, Unik ve Loti ile birlikte yaptığı yolculuğu ve as, şeyin bu filmin çekim süreci boyunca yine e, yol açtığı sansasyonları. E, onun filmi yaparkenki tercihlerini sorgulayan, anlatan biyografik bir anlatı. Ama bir taraftan da aslında yarı biyografik, çünkü sürecin bir kısmını biliyoruz ama e, diğer kısımları biraz e, kurmacayla beslenen bir hikaye. E, bu hikaye, e, bu kitap e, filmleştirilmek üzere Simo'ya iletildiğinde Simo biraz daha farklı bir e, yerden yaklaşmak istiyor. Hı hı. Ve aslında sanatçının o üretim sürecini tarihsel toplumsal bağlam ve sanatçının kendi psikolojisiyle ilişkilendirerek bir... E, şeye getirmek istiyor. Hikayenin içine dahil etmek istiyor. Hikayenin nasıl hikayeleştirildiğinin e, yeni bir katmanda değerlendirmesini yapmak istiyor aslında filmimiz. Evet. ya Temelde aslında filmi e, üç başlık altında değerlendirebiliriz ya da üç farklı yol olarak değerlendirebiliriz. İlki Bu Nihel'in kendi yaşadığı, gördüğü rüyalar ve halüsinasyonlar içeriyor aslında film. Burada e, yönetmenin iç dünyasına yönelik ya da o dönemde yaşadığı ya da günlük dünyada yaşadığı bazı e, karmaşık duygular üzerine daha fazla fikir sahibi olabildiğimiz belki bazı davranışlarını temellendirebildiğimiz hı hı. E, bir bölümü var. Bunun haricinde gene e, diğer insanlarla, arkadaşlarıyla ya da diğer çekim ekibiyle ya da çekim e, filme aldığı kişilerle olan ilişkileri üzerinden bir anlatım var. Daha çok da bir Ramon karakteri üzerinden yani yapımcısı Üzerinden bunu daha çok görüyoruz ama e, bu niyenin insanlar olan iletişimini de görmüş oluyoruz bu kısımda. Üçüncü kısımda da aslında filmin e, o yapım aşamaları ve orada karşılaştığı zorluklar, e, belki yaptığı manipülasyonlar olabilir. Hı hı. E, bunları görüyoruz. Tabii biyografik e, olması biraz risk barındıran bir durum. Bunu son işte Amerikan filmlerinde falan da çok görüyoruz. Genelde çünkü biyografik film dendiğinde sanki her şey %100 doğruymuş gibi ...bir algı oluşuyor. E bu bir risktir aslında. Gerçekte var olmuş olan kişileri bu şekilde filmlerde kullanmak... ...sonuçta bu filmler bir yönetmenin bakış açısıyla... ...seyirciye ulaştırıldığı için o şahıs adına biraz risk barındırıyor. Çünkü bazı şeyleri görmezden gelebilir yönetmen o kişiyi anlattığında. Bazı şeyleri yumuşatabilir. Ya da özellikle kurgusal malzemeyi oluşturmak için bazı şeyleri köpürtebilir... Bu tarz riskler barındıran bir durum. Bu filmde de aslında bunu görebiliyoruz. Biyografik bir film. Ama bu niyeli ne kadar yansıtıyor? Sonuçta çok kısa bir döneminde yansıtıyor ama filmde biraz sert özellikle işte hayvanlara karşı ve insanlara karşı olan bazı sert tavırlar var. Bunlar ne ölçüde gerçek? Bunları tam olarak bilemiyoruz çünkü bir yönetmenin bakış açısıyla var. Zaten Simo'da bir röportajında bundan bahsediyor. Aslında bu bir grafik roman uyarlaması o romanda aslında biraz daha sert çizildiğinden yani o romanı okuyan birinin bu tamamen bir kötü insan olduğunu anlayabileceği üzerinden bir açıklaması var. Biz diyor işte biraz daha insani taraflarına odaklandık. Bazı işte özellikle rüya sekansları ya da o yaptığı tavırların temellendirilmesi için bazı detaylar ekledik diyor ama gene de sonuçta bir kurmaca yapımı olduğu için biyografik de olsa bazı müdahaleler olduğundan bahsediyor. E, bu tarafı e, oldukça sıkıntılı bir durumdur aslında. Onun altını çizmek lazım. Bu filmi izleyip bunu yeri tamamen tanıyorum gibi bir algıya e, kapılmamak gerekiyor. Onu da söylemek lazım. Muhakkak demin şeyi vurguladınız. Çok önemli. E, her aslında e, film birileri tarafından birileri için yapılmış. E, dolayısıyla e, bunlara hani... Hafızamız bile ne kadar doğruyu ve olmuşu ve gerçeği anlatır ki hafıza da kurulan bir şeydir, sanat yapıtı da kurulan bir şeydir. Tam da burada işte belki o kurma aşamasını zaten dert ediniyor. Bunel özelinde dert ediniyor ama aynı zamanda da sanatçı, sanat yapıtı özelinde dert ediyor. O yüzden de bir evet Bunel'e çok ciddi bir hayranlık ve bir sevgi var filmde. Bu neyle anlamamızı, bu neyle anlamaya çalışmamızı, bu neyle mesela hayvan hakları konusunda eleştirmek. Şimdi e, öyle bir dönemde, öyle bir süreçte e, o tarihsel bağlam içerisinde hayvan hakları konusunda bu neyle eleştiremezsiniz diyor aslında bir yandan film Yani bunu tabii hayvanlara eziyet edelim anlamında söylemiyor tam tersine ama diyor ki e, bu ne İspanya'da hatta İspanya'nın öyle çok da şey olmayan böyle hani kültür ortamına falan da gayet yakın bir yerlerde ee, ama dağların ortasında resmen unutulmuş bilinmeyen ve açlık içerisinde ölüm içerisinde yaşayan bir topluluğun filmini yapmak istiyor. Ee, zaten mesela Las Hurdes'in başında da böyle başlar değil mi? Filmin başı da böyle anlatır işte yol yapılana kadar neredeyse dünyanın genelinden izole bir yerdir insanlar burada hayatta kalmaya çabalarlar diyor. bu Bunlar bu filmiyle unutulmuş toplumsal grupların arkasında onların yoksulluğunun arkasında yer alan aslında biraz da o eşitsiz süreçleri görmemizi istiyor. Yoksullukla yüzleşmemizi isteyen, o insanların yoksunluğuyla yüzleşmemizi isteyen bir film bir yandan. Bu nedenle son derece manipülatif. Bu nedenle e, diyor bizim filmimizde. Bu ne? Örneğin bazı yerleri dramatizasyonla ortaya koyuyor. Yani belgesel evet ama belgesel içerisinde örneğin çok e, şey sahneleri gerçekte var olan ama o an karşılaşamadığı sahneleri yeniden yaratıyor işte eşeğin e, acıyla öldürülmesi gibi ya da bir çocuk cenazesinin canlandırılması gibi e, manipüle ed neden manipüle ediyor çünkü aslında bunlar var ve bunları görmek zorundasınız diyor Bunuel. el. bunu anlatıyor galiba biraz Simo bize. Evet. tabi bu az önce bahsettiğim mesele de belgesel için de geçerli. Sonuçta biz belgesele de %100 yüz güvenemeyiz. Hı hı. E, yani her ne kadar var olan belgeleri kullansa da iki farklı yönetmenin o belgeleri yaklaşımı e, gör yani kullanmak isteyeceği belgeleri seçmesi bazı belki bel, bazı belgeleri görmezden gel, gelmesi gibi durumlar söz konusu olabilir e, bu tarz şeyleri çok fazla görüyoruz son dönem yapılan belgesellerde. E, bunu yde aslında bu filmde de e, bu belgesel yapım sürecinde Sonuçta belli bir maddi sıkıntı var Hı. o maddi sıkıntı da e, belip kitaptan yola çıkarak e, belgeseli kurguluyor ama sonuçta orada uzun süre zaman geçiremez, e, bütün orada var olan anlatmak istediği şeyleri anlatması için belki e, aylarca orada kalması gerekiyor, belki yıllarca kalması, o insanlarla iç iç olması gerekiyor. Ama bunu yapamayacağı için çeşitli e, manipülasyonlarla işte yani para vererek bazı işte eşeği satın alması o e, arılarla olan olayda. O şekilde çözmeye çalışıyor. Gene keçi mesela oradaki halkın filmde de yani yaptığı filmde de geçen e, keçileri yakalayabildiklerinde et yiyebiliyorlar. Hı hı. E, belgeselde o şekilde anlatıyor. Ama orada öyle bir e, sahne olmadığı için işte silahla vurarak öldürerek e, bunu çözmeye çalışıyor. Bu tarz böyle müdahaleleri var. Bu nedenle işte belgesel meselesinde de aslında %100 gerçek olarak yaklaşmamak lazım ona da belli bir yönetmenin bakış açısıyla oluşturulmuş bir şey olduğunu anlamak lazım. Burada da bir parantez açmak gerekiyor. Evet, çok önemli bir parantez açtınız diye düşünüyorum. Özellikle de çağımızda artık biz belgeselin bir propaganda aracı olarak nasıl sinema tarihi boyunca da kullanıldığını ya da aslında ticari sistem içerisinde de belgeselin her zaman propagandadan azade olmadığını çok gördük, deneyimledik, tartışıyoruz. Ama işte burada belki o ee, filmin Bunuel üzerinden e, getirdiği tartışmanın da bir parçası olarak sinema ve etik e, yönetmenin bakışı ve etik ilişkisini Bunuel kapsamında baktığımızda şunu görebiliyoruz. Aslında Bunuel propaganda yapmıyor. Yani Bunuel'in e, yaptığı şey işte o e, bize gerçekleri görmek üzerine hani şey yapmak, e, çuvaldız batırmak gibi. Dolayısıyla burada demin söylediğiniz şey çok önemli. Hiçbir e, yapım, hiçbir yapıt e, üreticisinin aslında ve üretildiği toplumsal yapının koşullarından bağımsız değil. Hı. Ama propaganda yapmakla e, gerçeğe çağrıda bulunmak arasında da çok ciddi bir fark var. E, belki işte e, bugün izlediğimiz, tartıştığımız animasyonun en önemli bence en etkileyici yanlarından biri bu gibi bir dehanın çok kısa bir zamanını bize anlatırken, bu tartışmaların hepsine yol açabilecek bir şeyle bir filtre koyarak bunları yapıyor olması. Ama tabii bütün bunları yaparken teknik tercihlerinin de önemli olduğunu mutlaka vurgulamamız gerekiyor. Film bir animasyon yani şey değil, bir canlandırma film ve ...içine gerçek filmden gerçeği datırmak için de tırnak içinde belki kullanmak gerekiyor. Bu, bu, buna elin orijinal filminden parçalarla canlandırma ve gerçeklik arasındaki ilişkiyi zaten bozuk olan ilişkiyi daha da bozarak bir katman getiriyor gibi düşünüyorum. Siz e, animasyon tekniği açısından filmle ilgili neler söylersiniz? Ee, animasyon tekniği açısından film e, bir kere iki boyutlu bir animasyon. E, bu daha çok bu tarz animasyon aslında biz Fransız animasyonu diyebiliriz yani Fransız okullarında daha çok kullanılan bir yöntemdir iki boyutlu animasyon. Bu film bağlamında özellikle son dönemde İspanyollar da animasyon üretimine yönelik çeşitli yatırımlar yapıyorlar. Bu film aslında onun bir eseri yani aslında Fransızları örnek alan bir eser iki boyutlu animasyon geleneksel animasyon yöntemiyle yapılmış bir çalışma. Bu nedenle sanatsal boyutu güçlü bir iş. Günümüzde yani 100 yıl önce Walt Disney'in Amerika'da yaptığı tarzda geleneksel yöntemle kare kare çizilerek yapılmış bir iş olduğu için sanatsal yönü daha kuvvetli bir iş. Günümüzde mesela Amerika'da vesaire çok fazla bu tarz iş yapılmıyor. Yapılsa da daha çok rotoskop tekniği dediğimiz tarzda yapılıyor. Yani gerçek oyuncularla önce çekiliyor sahne daha sonra üstünden çiziliyor. Bu bir Kolaylık olsa da aslında animasyonun pek çok prensibini engelleyen bir yöntem çünkü animasyonda çeşitli yani hareketler farklıdır. E, gerçekçi olmaması gerekir. O zaman zaten gerçek film gibi e, yapılır. Burada e, bunu da biz daha çok perspektifte e, karakterin kameraya yaklaşması ya da uzaklaşmasında daha belirgin bir şekilde görürüz. Çünkü animasyonda iki boyutlu ama aslında iki ana katman var. Bir tanesi arka plan, bir tanesi de önde karakterler. Yani arka plan ayrı bir şekilde e, tasarımcılarla, çizerler oluşturulur. Öndeki karakterler de ayrı isimlerle oluşur. Daha sonra bunlar birleştirilir. E, burada da bunu görüyoruz. E, oldukça güzel tasarlanmış arka planlarla ve oldukça e, iyi çizilmiş karakterlerle birlikte oluşturulmuş bir animasyon. Tabi bazı kısımlarda özellikle araç işte otobüstür, e, arabanın içidir, orada biraz daha sinematografik tercihleri güçlendirmek için üç boyutlu olarak tasarlanmış kısımlar da var. E, burada ama iki boyutlu animasyonlar ilk yapıldığı dönemde daha böyle genel planlar kullanılarak e, bildiğimiz standart sahneleme üzerinden yapılırdı. Ama günümüzde bu tarz işlerde artık çok iyi sinematografilerle oluşturuluyor. Bu filmin de aslında sinematografisi o açıdan çok güçlü. E, kamera tercihleri, lens tercihleri... Bunlar Bu nedenle işte az önce zaten Simon'un bu önceki yaptığı çalışmalarda işte o layout artist dediğimiz sahneleme ve perspektif oluşturmadaki tecrübesini görüyoruz aslında. Pek çok sahnede alt açılar, üst açılar kullanması, alan derinliği kullanması bunlar oldukça önemli. Bu açıdan sadece iki boyutlu animasyon olarak değerlendiremeyiz. Çok sanatsal ve sinematografisi güçlü bir kurmaca film kadar güçlü bir çalışma var. Bu nedenle seyirlik tarafı güçlü. E, zaten pek çok uluslararası arenada da kurmaca filmlerle bir arada yarıştığını gördük e, filmin e, öyle bir güçlü tarafı da var. E, bu açıdan baktığımızda e, animasyonun güçlü e, bir çalışma, tabii animasyonun yapılma durumunda şöyle bir de bir avantajı var. E, animasyon e, kurmaca olarak yani gerçek oyuncularla gerçek mekanlarda bir film yaptığınızda e, ulaşamayacağınız, elde edemeyeceğiniz e, bazı e, katkıları animasyonla almanız mümkün. Hı hı. Örneğin rüya sekanslarının gerçekte oluşturulması çok zordur. E, ama animasyonda çizimle e, bunu çok iyi e, görebiliyoruz. E, bu, bu açıdan Simon bunun Simon bunun da bir avantaj olarak kullanıyor. E, bunun da altına çizmek lazım. İkinci olarak da teknik açıdan tabi e, Avrupa'da yani Fransa'da gördüğümüz ya da bazı Japon animasyonlarında da gördüğümüz biraz daha serbest çizim yöntemi de kullanılıyor. Bunun tabii çok özellikle bir temel çizimler yapıldıktan sonra temize geçme diye bir kısım vardır animasyonda. Onda çok böyle nizami bir şekilde çizilir. Ama burada biraz daha serbest bırakılmış çizgiler. Bunun da tabii sanatsal yönüne biraz daha katkı sağladığını söyleyebiliriz. Bunun tabii imkansızlığın getirisiyle de ortaya çıkmış <laughs> olabileceğini de çünkü sonuçta sanatsal bir animasyon olduğu için e, her ne kadar gene yüzlerce insanın çalıştığı bir iş olsa da e, çok yüksek bütçesi olan bir çalışma değil. Bu nedenle e, zorunluluğun da getirisi e, olarak böyle bir e, formun ortaya çıktığını da söyleyebiliriz. E, i̇ster istemez ekonomik gerekçeler, e, ekonomik tavırlara neden olabiliyor ama e, sanatta bazen bu... Sınırları zorlamak ve zorlukları aşmak üzerinden üretiliyor galiba. Biraz melez bir şey var, tavrı var gibi dediğiniz gibi. Bir kısmı hani sanatsal bir tercih için, bir kısmı daha ekonomik olması için. Bir yandan son derece gerçekten güçlü bir şey var, sinema dili var filmin. Ama bir yandan da şeyi de istediklerini söylüyorlar ve hissediyoruz da bunu genel izleyicinin de bağ kurabileceği bir animasyon tarzı olsun. Ee, çok sert olmasın, ee, seyirliği, seyir gücü, seyir keyfi yüksek olsun ee, istediklerini de söylüyorlar. Ve aslında bunu e, bu şekilde yapmak çok kolay bir şey değil. Ve dediğiniz gibi de e, birçok e, festivalde çok ciddi de şeyle birlikte yarışıyor. Farklı türden filmlerle birlikte e, yer alabiliyor. Mesela Goya'da çok önemli e, e, şeyleri var, adaylıkları var. Ee, ...Animation is Film Festivali'nde önemli e, şeyleri var, ödülleri var. Bir yandan da kendi senesinde e, İspanya'nın Oscar aday adaylığı için yarışıyor film. Ve bir animasyon için aslında bu çok zor bir şey bir yandan. Ve yanında yer aldığı isimler de Alejandro Amenabar... Ve e, şey Pedro Almodovar yani bu iki ismin filmlerinin yanında bir üçüncü isim olarak, bir üçüncü film olarak çıkıyor. Evet Almodovar'ın e, ki muhteşem bir yönetmen, çağımızın en önemli isimlerinden biri ki o da mesela bunu Noel'den oldukça etkilenmiştir. <laughs> e, Dolori Gloria filmi gidiyor Oscar aday adaylığına. Yine de onlarla birlikte orada bir animasyonun bulunması oldukça büyük bir e, başarı diye de düşünüyorum kesinlikle zaten filmin sizin de bahsettiğiniz gibi e, hikaye anlamında da ciddi bir derinliği var bu derinliğin getirdiği e, katkıyı Simo çok kullanıyor zaten filmin hedef kitlesini genişletmek için bu tarz bir derinlik verilmesi gerekir senaryoda çünkü animasyon hani çizgi farklı bir forma olduğu için farklı bir zemin olduğu için insanların önce bir görüp bir böyle geri çekildiği bir yapıdır özellikle büyük yani yetişkinlerin Hı, hı. Ee, ama o hedef kitlesini genişletmek amaçlı hikayeyi derinleştirmesi özellikle e, rüya sekansları olsun, işte halüsinasyonların hikayedeki etkileri olsun. E, bunları önemsiyor. Tabii yapım sürecinde de şöyle bir şey yapıyor. Genel röportajında da bundan bahsediyor. E, oyuncuları sanki yani seslendirme sanatçılarını sanki gerçekten filmi oynuyormuş gibi önceden kayda alıyorlar. İşte yerdeyse mesela sanatçı yerde konuşuyor. Çünkü bu özellikle animasyonda dublaj meselesi çok kolay bir şey değildir. Çünkü hiçbir şey yok elinizde yani. Hı hı. Ee, öyle konuşuyorsunuz, ee, onu hayal edebilmesi gerekiyor dublaj sanatçısının. Böyle bir tarafı var. Ee, bu seyirlik tarafı yani yetişkinlere yönelik olan tarafı güçlendirmek için böyle de bir tercih yapıyor Simo. Bunu da altında çizmemiz lazım. Sanıyorum sonuçta Simo'nun güçlü bir film yaptığı konusunda hemfikiriz gibi duruyor. Ee, evet belki bir başyapıt değil. Ee, ama çok umut vaat eden bir yapım diye düşünüyorum. Ee, yeni projesinin e, bir daha e, daha ana akım bir animasyon olduğunu e, ilan etmişti ama daha sonrası için e, Gabriel Garcia Marquez ile ilgili bir senaryo üzerine çalıştıklarını da e, söylüyorlar. Umuyoruz e, güçlü animasyonlar, e, bu tarz sorgulamaya ama aynı zamanda da keyifle seyretmeye dönük yapımlar daha çok artar çünkü bu biraz da demin konuştuğumuz gibi ekonomik mevzularla da ilgili ülkemizde de bu tarz yapımların artmasını sağlayabilecek bağımsız yaratıcı yönetmenlerin daha fazla kaynak bulmasını sağlayabilecek imkanlar olmasını umut ediyoruz değil mi? Evet kesinlikle <laughs> sonuçta sanatsal boyutuyla bir animasyon ortaya çıkarmak. E, izleyici yani vizyona girme şansı çok fazla olmayan bu tarz yapımlarda e, maddi anlamda geri dönüşü de zorlaştırdığı için e, çok mantıklı gelmiyor bu tarz bir işle uğraşmak Çünkü animasyon yapım süreci uz çok uzun bir süreçtir yani oturup yüzden fazla insanın böyle 3-4 yılını vermesi gereken bir iş e, bir kurmaca bir çalışmada bir kamera var aracı olarak ve siz düğmeye basarak o dünyayı kaydediyorsunuz hemen, oyuncuları, arka planları, her şeyi kaydediyorsunuz. Hatta sesi de kaydediyorsunuz ama animasyonda böyle bir şey yok. Hı. Animasyon tamamen hiçbir şey olmadan başlayan bir süreç. Hı. Tamamen her şeyi kendiniz oluşturduğunuz bir süreç. O nedenle ciddi bir emek gerekiyor Hı. ve yapımı bir hayli zor. Simon'un da bundan sonraki dönemde özellikle İspanya'dan bu animasyondan sonra destek aldığını ve bir sonraki projesinde finanse edebileceğini biliyoruz. biliyoruz. Belki zaten mesela Oscar aday adaylığı gibi şeyler bu yüzden biraz önemli. Yani Oscar çünkü yani esasına baktığımızda küresel sinema endüstrisinin en büyük tanıtım ve pazarlama etkinliği. Ve böyle bir şeyle adınızın duyulması ciddi bir dikkat çekicilik. Ama diğer taraftan da buraya, buraya aday olabilecek bir animasyon yapılabilmesi için de baştan gerekli kaynakların ve koşulların sağlanması gerekiyor. Ee, animasyon bize çok önemli e, imkanlar sağlayabilir. Çok güzel özetlediniz. Ee, umuyorum daha sonra yeniden sizinle animasyon tartışma fırsatımız olur. Bu alanda yeni kıymetli projeler izleme fırsatımız olur. Ben çok keyif aldım hocam sohbetten. Teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Çok güzeldi gerçekten program. Yönetmen Sineması programının bu haftaki bölümünde Bunuel Kaplumbağalarla Bir Ant'inde filmini ve yönetmeni Simo'yu konuştuk çağımızın en ilham verici sanatçılarından Bunel üzerine yapılmış kıymetli bir yapımı tartışma fırsatı edindik. Önümüzdeki haftalarda yeni filmlerle, yeni sohbetlerle buluşmak umuduyla hoşçakalın.